bakırçaytürk.com. Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 28 Mart 2024 Perşembe. 31 Mart yerel seçimlerine 3 gün gibi bir süre kaldı. Tüm Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine gidiyor malum. Bergama'da öyle. Bugün İyi Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Sayın Nezih Özüyar bir kez daha stüdyo konuğu. Nezih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaldı 3 gün. Kaldı 3 gün evet. Kaldı 3 gün. Son dönemece girdik. Hayırlı nasıl, uğurlu olsun. İnşallah. Nasıl gidiyor? Tabii aday olarak evet. İddialı olacaksınız. Ben kazanacağım diyeceksiniz tabii. Evet, dün adaylardan bir tanesi çekildi. Yeniden Refah Partisi Bergama adayı çekildi. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Sağ olun. Öncelikle bütün halkımızı selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Evet, dün biz de sosyal medya sitesinde bunu görünce şaşırdık. Çünkü yani baktığınız zaman normalde olmaması gereken bir şey. Karar veriyorsunuz, siyasete başlıyorsunuz. Sonra ve bunu 27 Mart akşamına kadar getirip birden ayrıldığınızda ben kendisinin, kendi partililerin ya da kendisine inananların yaşadığı şok o anlamda üzücü. Bir de bugün sabah baktım, yeniden Refah Partisi ilçe başkanı ve teşkilattan birkaç kişi biz bu kararın arkasında değiliz, bizim haberimiz yoktu gibi bir açıklamada bulunmuş. Yani şaşkınlıkla tabii izliyoruz. Olmaması gereken bir hareket diye düşünüyorum ama belki bizim göremediğimiz sebepler vardır, bilemeyiz. Bunu da saygıyla karşılıyoruz. Yani kendisi daha güçlü görmüş olabilir mi? Sadık Bey lehine çekiliyorum dedi. Yani bilmiyorum burada nasıl, bazı kabuller ve yorumlar ve çıkışlar zaten her şey hesaplanarak yapılması lazım. Siyasi bir figürseniz yani son dakikada çekilmeler bir siyasetçi için benim bakış açıma göre ve birçok insanın bakış açısına göre uygun bir hareket tarzı değil. Yani benim yapmayacağım bir hareket. Fakat buna rağmen belki bilemediğimiz bir şey vardır. Saygıyla karşılıyoruz. Bergama kamuoyunun ve kendisine oy vereceklerin takdirine bırakacağımız bir konu. Neticede evet. Üzerine başka tabii. Bir şey söylemek mümkün değil. Dediğimiz gibi 3 gün kaldı. Sahayı nasıl görüyorsunuz Nezih Bey? Nasıl ilgi İYİ Parti'ye, size şimdi, ya da diğer adayların durumunu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi iyi sordunuz. Ben herhalde 55. gün biraz önceden çıktım, hatırlayın. Projelerimizden sizin burada bahsetmiştik. Sonra detaylı bahsettik. Ben kendime olan teveccühten, bu işi gerçekten sen yaparsın Nezih Bey abi denmesinden, bunu çok samimi olarak söylüyorum, çok memnunum. Geçtiğimiz 5 yıl süresince yaptığım meclis üyeliği gerçekten ses getirmiş. Özellikle köylere gelmesine destek olduğum bir takım şeyler, yollar ve işler çok yerini bulmuş ve bunun karşısında da ben bu teveccühü görünce inanın mutlu oluyorum. Zaten ben de kendim bunu bildiğim ve buna güvendiğim için bu yola çıktım. Yani ben şöyle söylüyorum arkadaşlarla konuşurken kahvehanelerde vatandaşlarımızla, ben Allame-i Cihan değilim ama bu belediyecilik işini bu 5 yıl içerisinde iyi öğrendim ve de hakkını verdim. Eğitimimi de buna göre yönlendirmiştim geçmişte. Kamu yönetimi yüksek lisans yaptım ben. İleride mutlaka ve mutlaka yerel siyasette yer alacağımı tahmin ediyordum. Bu fırsat da doğdu. Şimdi belediye başkanı olarak bunu aktarmak istiyorum. Bazı aday arkadaşlarla ilgili neticede halkın gözünde acaba yapabilecek mi, bu işi yapma yeterliği var mı diye büyük soru işareti var. Evet. Bunu buradan açıkça söyleyebilirim. Yani kim olduğunu belki deklare etmeyeceğim ama herkes bunu söylüyor. Tahmin ediliyordur. Ben şunu söylüyorum belediye seçimiyle ilgili olarak. Benim karşımda ben 3 güçlü adaylı olarak görüyorum seçimi. Böyle de bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Deniyor ki işte İYİ Parti'nin adayı ne kadar oy alır, nasıl kazanacak gibi. Bu tamamen bir algı yönetimi olarak görüyorum. Sahada hiç de böyle olmadığını görüyorum. Az önce söylediğim sebeplerden dolayı yani bu işi sen yaparsın deniyor. Ve karşımda
Sadık Bey neticede Cumhur İttifakı'nın adayı. 10 yıldan beri belediye başkanı Kınık'ta ve AK Partili belediye başkanı. Tanju Bey'in de geçmiş kariyerine baktığımız zaman, siyasi kariyerine, AK Parti'den gelme ve daha milletvekili adaylığına kadar bu partinin söylemlerini söyleyen, bu partiyi savunan bir aday olarak görüyorum. Benim programıma yani çıkmış 2015'te AK evet. Parti aday adayıyken. Ben onu unuttum gerçekten. Evet. Benim sayfamda bulmuş birileri çıkartıp kırpmışlar o evet. yerleri. Gördüm, onu da evet. gördüm. Evet. AK Parti'yi överken. Yani geldiği mecra itibarıyla zaten Sadık Bey Cumhur İttifakı AK Partili, Tanju Bey de o mecradan geldiği için iki AK Partili. Karşınızda iki AK aday. Partili mi var diyorsunuz? Yani öyle görüyorum ben. Çünkü bu bana da söyleniyor. Şimdi bu esasında buradan bir şeyi daha tekrar etmek istiyorum. Hem bu Bergama'ya yapılacak hizmetlerin açık seçik konuşulması için, bunu biliyorsunuz, sizin programlarda söyledim. Sonra siz Sadık Bey'e de söylediniz. Nezip Bey kabul ediyor. Açık oturum. Evet. Ben bugün 28 Mart olmasına göre ısrarla sadece Tanju Bey bir aday arkadaş daha tamam dedi. Tanju Bey'in belediye başkan adaylarıyla birlikte bir açık oturuma katılmasını şiddetle istiyorum ve kendisine de siyaseten tavsiye ben ediyorum. Ben davet ettim fakat kabul etmedi. Partimiz böyle bir olaya sıcak bakmıyor dedi ki ben CHP'den böyle bir açıklama duymadım. Ya duyulmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi yıllarca biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu, rahmetli Deniz Baykal'lara evet. kadar gidersek Cumhurbaşkanını veya başbakanlıksa Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hep açık oturumlara çağrıldı yani. Nasıl? Şimdi mantıken de şuna aykırı değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Bergama'da 5 yıldır muhalefet partisi. Evet. Türkiye'de zaten muhalefet. Bergama'da da 5 yıldır muhalefet. Yani asıl bu açık oturumu Bergama'da ana muhalefet olarak CHP'nin istemesi gerekmiyor. İstemesi lazım. Tam da onu söylüyoruz. Yani burada yıpranmış olanın AK Parti, açık oturumdan kaçması gerekenin aslında normal şartlarda AK Parti evet. pratikte olması gerekmiyor mu CHP'nin? Çıkmıyorlar karşıma diye feveran etmesi gerekmiyor evet. mu? Neden olur bu? Neden tam tersi olur? Yani burada bir Tanju Bey kendisine sorulacak sorulardan kaçınıyor olabilir. İkincisi daha muhalefetken kaçınırsanız. Yani işte onun için bunu buradan çağrıda buluyorum kendisine. Yani tavsiye ediyorum, ben bir siyasi rakibi olarak, siyasetçi bir büyüğüm de ondan. Lütfen az kaldı bu canlı yayına gelin Sayın Tanju Çelik ve meramınızı anlatın. Sizin seçmeniniz de bunu bekliyor. Bunu biliyorsunuz, Bergama kamuoyu da bekliyor. Projelerimizi konuşacağız, başka bir şey değil ya. Yani çünkü absürt projeler var ya. Kendisi dedi ki ben Kazık Bağları'na plaj yapacağım dedi. Ben de buradan ona söylüyorum. Bütün Bergama'nın beklediği bir proje beklediği olarak. Beklediği bir proje olarak. Evet. İlk projenizi böyle açıkladınız. Sizi kim yönlendiriyor onu bilemiyorum. Ama bak, Bergama adına yanlış şeyler söylüyorsunuz. Kazık Bağları'na plaj yapılması gayet kulağa hoş gelen bir proje. Fakat daha Zeytin Dağı'nın, affedersiniz, kanalizasyonu sokaklara akıyor. Üstünü yeni örttüler. Büyükşehir Belediyesi'ne, benim de içinde olduğum, sayın muhtarın da içinde olduğu baskıyla bir paket arıtma sistemi kurmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Zeytin Dağı'nın girişine, çevre yolundan olan girişinin oralara akıyor. Bende bunun videoları var. Önce onu düzeltmek önce lazım. Önce onu düzeltin. Şu anda Zeytin Dağı'nın içine girdiğinizde her yer kazılmış. Niye? İzmir Büyükşehir Belediyesi oraya şebeke suyunu yeni yapıyor. Onlar bitmek üzere. Bunun yapılmasında benim büyük katkım var. Bunun şahidi kim? Murat Olcay Bey, muhtar. Oradan iş su yetkililerini aradık. Bir pazar günü gittik, videolar çektik. Daha buralara gelmeden Kazık Bağları'na plaj. Bir Bergamalı olarak, bakın, bırakın şimdi siyasi rakibim olmasını, beni rahatsız ediyor. Yani böyle bir öngörü olamaz. Sonra ikinci proje açıklandı. Ben dedi Bergama'nın içerisinde turist rehberi dolaştıracağım dedi. Şimdi hayal edin, çıktınız dışarıda bir rehber dolaşıyor, rehberler. Ondan sonra denk getirirse. Yani ufak bir eksiklik var, turist yok.
Ha, zaten o da halledilir zamanında. Bergama'nın ana problemi bu şehrin içine turistlerin gelemiyor olması. Tur operatörüyle ilgili düzenleme lazım, otel lazım. Efendim teleferikteki şartlar belli. Orada otobüslerden 300 lira alıyorlar. 500 lira içine biniyorsunuz. 15 euro içeri giriş gibi. Ben diyorum ki Bergama halkı kusura bakmasın. Ben önce Bergama'ya kullanılabilir. Gece saatlerinde de açık. Tuvalet yapacağım ya. Memlekette tuvalet yok affedersin ya. Hadi gidelim akşam. Şehrin içerisinde var mı? Yok. Yok. Ya nerelerdesiniz yani? Nedir bu vaatler yani? Bunu şaşkınlıkla izliyorum. Benim projelerimi lütfen okudunuz. Onlardan bir kısmından da faydalandınız. Zaten faydalanın diye bunları önceden çıkardım ben. Doğru da ifade edilemiyor. Ben Bergama Belediye bütçesiyle yapılabilecek projeleri Bergama halkının önüne serdim. Zaten yapılması gereken budur. Bergama Belediye bütçesinden haber mi var? Bunlar nasıl harcanacak, son bütçe bilen mi var? Olmadığını anlıyorum. Sürekli söylemler, Atatürkçülük, biz işte halkçı belediyeyiz. Ya biz de Atatürkçüyüz. Ben iki defa Atatürkçüyüm, söyleyeyim burada. Hani benim bu konuşma tarzımı biliyorsunuz, kimse de yanlış anlamasın. Geçen biri sordu, onu da söyledim. Ben dedim iki defa Atatürkçüyüm. Nasıl abi? Atatürk'ümüz biz, onunla büyüdük. Şu Cumhuriyet Meydanı'nda 75. yıl marşıyla biz ilkokula gidiyorduk. Atatürk bir de benim komutanım. Asker ben çünkü emekli askerim. Senden iki defa ben Atatürkçüyüm dedim. Şimdi bu yarışmaya girmeyin. 75. yıl marşı siz ilkokuldayken yoktu ama. İlkokuldayken, 5. sınıftayken. Yok 75. yıl. 75 yıl. Şu Cumhuriyet Meydanı'nda. 100. yılını yeni kutladık. 25 yıl önce mi ilkokula gidiyordunuz? 50. yıl marşı düzeltiyorum. Tamam şimdi oldu. Tarih hatası yapmayalım. Evet, 50. yıl marşını burada bu meydanda okuyan bir abinizim, kardeşinizim ben. Yani öyle sırf Atatürkçülükten sarılıp siyaset yapma yoluna da gidilmesin. Bu algıları bırakın lütfen. Memlekete ne yapacaksın? Bir taraf sıkıştığı zaman ezanlar susmaz, bayraklar inmez diyor. Yani, bir taraf sıkıştığı zaman Atatürk diyor. Böyle iki şeyin arasında kalınıyor o zaman. Yani onun için tek bir halkla biz baştan soruya dönelim. Halkla hep beraberiz. Halk kendi ekonomik derdine bitmiş, düşmüş. Ne yapacaksınız diyor. Ben düğün salonu yapacağım diyorum. Ben halk ekmek fabrikası yapacağım diyorum. Burada anlattım. İki katlı pazar yeri yapacağım diyorum. Ben adresini nokta olarak söyleyerek Adnan Menderes Bulvarı'na, Malazgirt Caddesi'nin olduğu yere battı çıktı yapacağım diyorum. Gençlik merkezini işleteceğim, gençleri motive edeceğim diyorum. Genç kart yapacağım diyorum. Bergama kart yapacağım diyorum. Bu belediye binasını güçlendirerek belediyeyi geri getireceğim diyorum. Daha Tanju Bey'in hem de birebirde de söylememe rağmen açık söyleyeyim en ufak bir ifadesi yok. Onu siz de diyorsunuz, Sadık Bey de evet. Diyor. Tanju Bey'den belediye binası ile ilgili bir açıklama yok. Duymadım. Yani yönlendirilmesini, onu yönlendirenleri de biliyorum ben. Tanju Bey açık oturuma gelmediği gibi bir kere katıldı benim yayınıma. Teke tek birebir de artık gelmiyor. Yani bilmiyorum. Yani sadece rakiplerinin şeyinden kaçınıyor değil, az önce sizin ifadenizle. Bizim sorularımızdan da demek ki kaçınıyor ki. Yani. Ama işte bunların açıklanması lazım. Neticede Bergama kamuoyu siyasetten ari olarak gerçekten özellikle kendisinden bu cevapları şu ben belediye binasını soracağım mesela. Evet. Sonra bazı iddialar var. Şükrü Güngör var. Bizim sosyal medya fenomeni biliyorsunuz. Evet, onlar ciddi iddialar. Çok önemli iddialarda bulunuyor. Araştırılması gereken iddialar. Evet. Onlara bir itiraz yok. Hiçbir açıklama yok. İşte bir FETÖ'cü vurgusu var. Evet. Danışman vesaire filan ibareler geçiyor. Var. Her yerde söylüyorlar. Mesela bu benim hakkımda söylenmiş olsa ben gelir sizin yayınınızda veyahut da ilçe teşkilatında neyse onların iç işlerine karışmak istemiyorum ama bunun açıklaması yapılır. Bunlarda bu sessizlik niye anlamıyorum. Bunlar kaldırılabilecek veya üstü örtülecek şeyler değil ki. Direkt söylüyor. Herkes söylüyor. Yani Bergama'da. Şimdi kuldan mı saklayalım? Herkesin söylediğini kendileri de biliyor. Onun için yineliyorum bu çağrımı. Lütfen gelin buraya. Bir açık oturum yapalım. Bergama'yı konuşacağız yani. Çok da çekinmeyin.
Yoksa işte alala valala işaret fişekleri, efendim böyleyiz şöyleyiz, onlar vallahi çok da karşılığı yok, onu da söyleyeyim yani. Sonra ben yayında şunu da söyledim. Yani açık oturumun sonunda Tanju Bey, gerekli süreyi size verdiğime inanıyor musunuz? Söyleyemedikleriniz kaldı mı diye en sonunda sorup bir 5-10 dakika daha vereceğim size diye böyle bir pozitif ayrımcılık da yapacağımı söyledim. Yani artık daha başka stüdyonun anahtarlarını verecek halimiz yok. Yok. Evet. Yani çok Tanju Bey dedik, ancak Sadık Bey bunu kabul ettiği için şu anda görev ona düşüyor. Ben de kabul ettim. Bir aday daha kabul etti. Buraya lütfen gelinsin. Yerine yani herkesi olsun. De sığdırmak yani, evet. 14 adayı birden de çıkartmak. Yani şu anda 4 değil. Adayız. Uğur Bey de ben sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla ben de varım dedi. Gelinsin burada. Bu konular konuşulsun. Bu cesaret işi bu. Bence. Artık yani belediye başkan adayı olmuşsunuz, milletvekili adaylığınızı koymuşsunuz. Hem Adalet Kalkınma Partisi'nden hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Yani bu cesaret problemi olduğunu ben sanmıyorum. Onların yenilmiş olması lazım. Kamunun karşısına çıkmaya, halkla konuşmaya, topluluklara hitap etmeye kendinizi hazırlamış olmanız lazım. Evet. Fakat sizin söylediğiniz ilginç, benim manşetimde bu olacak. Karşımda iki tane AK Partili var. Yani ben öyle görüyorum. Ne diyeyim şimdi yani? Söylemlerini görüyoruz. Sosyal medyada dolaşıyor. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili adaylığından başladı. Ondan sonra demek ki bu olsun diye bir milletvekili adaylığı çıkışı yapmış. Şimdi denebilir ki insanların geçmişte söyledikleri böyle, yani bir yerlere aday olunca tekrar çıkartılır edilir filan. Bu yapılıyor. Mesela size bir örnek vereceğim. Ben Murat Karakaş belediye başkan adayı olsam, herhangi bir siyasi partiden ya da bağımsız. Evet. Karşıma özellikle CHP'liler ilk ne çıkarırlar? Şu yaptığım espriyi değil mi? 2021 yılında yaptığım Ukrayna esprisini maalesef. Çıkarırlar. İlk onu çıkarırlar. Hem de isim isim söyleyebilirim kimlerin çıkartacağını, evet, kimlerin çıkarırlar. Sosyal medyasında yayınlayacağını. Kaçarı yok, çıkarırlar. Yani çıkıyormuş demek oluyor yani. Ya buna da hazırlıklı olmak lazım. Tabii. Yani bu siyaset böyle bir şey. Kendinizi, ama giren terler. Ben kendinizi ifade etmenin en önemli yolunu... 5 yıldan beri sizin programınızda çıkıyorum ve özellikle buna özen gösteriyorum. Çünkü bu mecralar kendinizi ifade etme yeridir. Takdiri de halk kendisi zaten yapar. Ben hem Bergamalı hemşerilerim hem de bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ferasetine inanıyorum. Kendi alacağım oyla ilgili olarak da 31 Mart'ta bu ferasetin tecelli edeceğine inanıyorum. Ve zaten inanmadan çıkılmaz. Ve her ortamda, dün nasıl bir video paylaştım görmüşsünüzdür. Şimdi bir arkadaş, eski ilçe başkanı, bana göre bir başka hesaplarla sizin eski ilçe başkanı da değiştirdi, devşirildi diyorum. Onun tanıtımlarını yapıyorlar. Yani işte şu, isim vermeyeyim, İşte buraya bize katıldı filan. Ya bu nedir ya? Sonra hiç Türk siyasetinde olmadığı kadar baktık Mansur Bey Ankara'dan Bergama Belediyesi'ne destek olacağım o videosu koyuyor. O sadece Bergama değilmiş o. Birçok belediyeye yapmış onu. Rica etmişler herhalde. Bir yarım saatini ayırmış. Birkaç belediyeye hemen okuyuvermiş orada. Bergama var, başka belediyeler var. Onları alıp buralarda kullanmış. Şimdi şöyle söylüyor bakın Tanju Bey. Bunu kullandı. Ben dedi bütün belediye başkanlarıyla konuştum. Evet, bize destek olacaklar. Ya ben 5 yıldan beri belediye meclis üyesiyim. Ben hiçbir mümkün tane... Mümkün mü? Yani mümkün mü? Biz zaman zaman... Yani teknik olarak, yasal olarak siz daha biliyorsunuz. Şöyle anlatacağım. Mümkün mü? Şöyle biz Büyükşehir Belediyesi olarak toplanıyorduk. Kars'ın Kağızman'ın bilmem ne belediyesine Esot'tan işte tarihi dolmuş... kullanılabilen arabaları veriyorduk yardım olsun diye. Bu istenir mi ya? Ben bunu kesinlikle zul kabul ederim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na gelene kadar, onun için gelin de projeleri konuşayım, ben size Bergama Belediyesi bütçesiyle Tanju Bey yapılacak işleri söyleyeyim de bu durumlara düşürmeyin kendinizi. Parasal 1 milyar yardımda bulunabilir mi? Bulunamaz. Araç verir. Efendim başka bir şey gönderir. Bizim İzmir Büyükşehir Belediyesi var. Ya onu diyorum, kendi Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu sosyal medyada paylaşmamışken ne demek yani, biz acziyet içinde mi Bergama'yız? Biz Bergama'yı kalkındıracağız, uçuracağız diyorlar.
Öyle mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanının yardımını dillendiriyorlar ve herkes sosyal medya hesabında hikayelerinde paylaşıyor. İnanılmaz bir şekilde inanamıyorum, bak akıl tutulması yaşıyorum. Ve bunları ben Nezih Özuyar olarak söylüyorum. Siyasi rakibim olarak söylemiyorum. Bergama'da siz nasıl bir acziyet içerisinde görüyorsunuz da daha kendi bütçesiyle bu şehrin işlerini yapma yolunu seçmeden, bunları denemeden, bunları üzerine konuşmadan oradan buradan yardım istiyorsunuz ya? Bergama büyük bir memleket. Evet. 107 bin il olacağız biz ya. Türkiye'nin her bir tarafına hizmet etmekle yükümlü olan devletin bakanı Bergama'ya bir vaatte bulununca bunu biliyorlar, yadırgıyorlar. Olur mu öyle şey, yalan söylüyor falan diyorlar da görev alanı sadece Ankara olan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın desteğini bekliyorlar. Evet, acı bakan. Bu acı bir olay. Şimdi bakan bütün Türkiye'ye hizmet etmekle yükümlü, aralarında evet. Bergama'da var. Şu bakan bir söz verirse bu makul. Bergama'da onun görev alanına giriyor. Ama Mansur Yavaş sadece Ankara'ya hizmet etmekle yükümlü. Evet. Biraz burada saçmalık yok mu? Ya buna sarılmaz, saçmalık olmaz olur mu? Saçmalık tabii ki var. Buna sarılmamalı yani. Burada bir çıkış yolu gibi kabul edilmemeli. Bu paylaşılıyor. Ben ona inanıyorum. O zaman bakanın söylediklerine de inanın. O yani, zaman. Yani 1 milyar lira ayırdım diyorsa. Tezat bari yapmayın. Turizm yani. Bakanı 1 milyar lira ayırdım Bergama'ya diyorsa yalandır demeyin o zaman. Yani Mansur Yavaş destek vereceğim dediğinde, dediğiniz gibi herkes paylaşıyorsa CHP'de. Yani, bu biraz garip bir konu bu. Onun için bak konu bilinmiyor yani. Ben onu ısrarla söylüyorum. Gelin burada anlatalım. Bak buradan da faydalanırsınız. Yani gerçekten belediyeciliği anlatacağım ben. Çünkü paylaşımlarım da dinlenmiyor, ders çıkarılmıyor. Bir kez daha çağrıda bulunalım buradan ama ben olumlu yanıt alacağımızı zannetmiyorum. Yani bulunmuş olalım. Bulunmuş biz olalım. Gerçekleri evet. Söyleyelim. Gerçekleri anlatma gayretindeyim. Buranın özelliği aslında bir de şu. Yani yoksa evinizde koyarsınız telefonu karşınıza, tripoda konuşursunuz, yayınlarsınız. Bu gibi yerlerde bir moderatörün, bir televizyon programcısının sorularına muhatap olmak şunu da gösteriyor. Zor sorulara muhatap olursanız, bunun altından kalktığınız vakitte asıl o zaman siyasetçi olursunuz. Zor işlerinde siyasetçi olabilmenin yolu aslında buradan geçiyor. Tam da onu söylüyorum. Evet. Tam da onu söylüyorum. Yani ben teşekkür ediyorum katılanlara, başta size ve diğer katılanlara, sadece seçim döneminde değil, diğer zamanlarda da cesaret edip gelenlere teşekkür ediyorum. Zor soruların altından kalkarak yayını terk edip terk etmek değil, yani yayını bitirip. Gidebiliyorsanız siyasetçi olmuşsunuzdur, siyasetçisinizdir. Yoksa evde de yaparsınız, kameraya konuşursunuz. Zor işlerin de siyaseten yönetici olarak evet. Da kalkarsınız. Yönetici yani olarak olursunuz. Yöneticisiniz. Belediye kanununa göre bir kamu hizmetidir. Çok ciddi bir meseledir. Bu işlerin içine girilmiş olması lazımdı. Konular incelenmesi lazımdı. Aday çıkıyorsunuz. Konuyu hiç bilmeden çıkılmış gibi bir intiba var şimdi. Bu Bergama'ya gerçekten zarar verir. Zaman kaybetmeye şehrimizin tahammülü yok. Onun için burada gelin Tanju Bey, yani sürekli Tanju Bey dedik, yanlış da anlaşılmasın. Yani olduğu için gelin burada belediyecilikle ilgili şeyleri de size anlatalım. Yani faydasını görürsünüz. Benim öğrenmek istediklerim var gazeteci olarak. Evet. Projelerinizi anlattınız geçtiğimiz programlarda ama anlatmadığınız ya da revize edilmiş olan, bu arada yeni çıkmış olan Galericiler sitesi yapacağım. Bir proje var mı diyecektim. Geçen söylemedim. Evet. Galericiler sitesi yapacağım. Geçen sanırım söylemedim, üzerine basarak. Memleketin 3 tane büyük sorunu var Murat Bey. Gezilerimizde bunları görüyoruz. Halk, özellikle emekli vatandaşlarımız, maaşlarına yapılan zamlar ile birlikte buna rağmen hala 10 bin lira olamayan maaşlarından şikayetçi. O belediyecilikle pek alakalı. Belediyecilikle alakalı Bergama Kart Projesi ile emekli maaşı 12 bin liranın altında olan vatandaşlarımıza aylık 1250 lira destek sağlayacağız. Nakit değil, nakit şey değil. Olarak. Tabii, evet, malzeme olarak. Nakit mümkün değil. Mümkün değil zaten. Şu anda. Evet. Onunla ilgili de bir Bergama'da çok dışarıda hali vakti yerinde olan insanlar şey yapmak istiyor. Nakit yardımı yapmak istiyor. Onu da bir şekilde şartları oluşturup düzenlediğimizde bir sosyal fon. Adını da bir elin verdiğini fonu
bir elin verdiğini, hani bilirsiniz, görmeyecek şekilde yöneteceğiz. Çünkü tek bir çekinceleri var insanlarımızın. Bizim insanımız biliyorsunuz yardımseverdir. Yani yerini bulsun. Bu yerini buldurmayı düzgün bir şekilde organize edip bunu da yapacağım, nakit anlamında söylediğinizi. İkincisi, inanılmaz bir şekilde düğün salonlarının geldiği fiyat aralığı itibarıyla düğün salonu ihtiyacı var. Ben mutlaka ve mutlaka fabrika arazisinin olduğu yere yazlık ve kışlık bir düğün salonu yapacağım. Ve üçüncü problem, esasında bir belediye başkanının ve maliyetine ücretsiz vereceğim. Ücretsiz. Maliyeti dediğim şey orada işte yenilenler hariç diğer kira almayacağım. Sandalye evet, masa da almayacağım. İşleteceğim orayı ve halkımızın hizmetine vereceğim. Biliyorsunuz Berkamen'in olduğu yerde zaten eskiden düğün salonu vardı. Bunu yapacağım. Ve üçüncü mesele, belediye başkanının direkt sorumluluğu olmasa bile işsizlik. Biliyorsunuz Bergama potansiyel itibarıyla Kuzey Ege çevre yolu bitti. 18 Mart'ta ben de gittim serbest bölgenin açılışına. Serbest bölgemiz hizmete girdi. Kendi akşam Begiyat'taydım. Daha önce ticaret odasındaydım. Kendi BOSB'imiz, Bergama Organize Sanayimiz %90 oranında sahiplerini buldu. Yatırımlar gelecek. Ne demek istiyorum? Bergama gerçekten işçi ve eleman arayan bir bölge haline gelecek. Orada serbest bölge başkanı söyledi. 200-500 kişi bu senenin sonunda, 1000 kişi önümüzdeki yılın sonunda istihdam sağlayacağız dedi. Bunlar önemli. Ben Bergama Belediyesi olarak kuracağım gençlik ve işsizlik masasıyla bu Bergama'da iş arayan gençlerimizin bilgilerini bir havuzda toplayıp serbest bölgeyle, organize sanayiyle birlikte işbirliği ticaret odamızda yaparak eleman arayanlara önce Bergama Belediyesi'nde, sonra Bergama'da, sonra da Bakırçay'da bu eleman arayanlarla buluşturacağım. Bunu takip edeceğim ki liyakat ortamı oluşsun, torpil mekanizması ortadan kalksın. Bir de şöyle bir kolaylık var, serbest bölge başkanı da kabul ediyor, nitelikli elemana ulaşmak istiyorlar. Yani torpil mekanizması girince illa bizim olan işe girsin deyince onlar da nitelikli elemanı bulamıyorlar yani normal olarak. Bunu da ortadan kaldıracağız. Emeklisiniz bu kadar sene geç ya kalırsa. O zaten ayrı bir vaka. Evet. İnşallah o da bitecek. Ve buna bağlı olarak tekrar üzerinde vurguluyorum. Hiçbir şekilde çok üzerinde durulmuyor diğer adaylar tarafından. İmar planları. Yani az önce söylediğim bu olaylar Bergama'nın etrafında olurken Bergama'nın imar planları hala eski haliyle bekliyor. Süleymanlı'ya gittim, Aşağıkırıklar'a gittim, Yenikent'e gittim, Tekkedere'ye gittim, orada da söyledim. Bakın dibinize serbest bölge geliyor. Bu Aşağıkırıklar, bu Yenikent bu haliyle mi kalacak? Sizin imar planlarınıza el atılması lazım. Sizin tarım arazilerine girmeden normal şu anda o mahallelerin olduğu yerde altında şık kafe restoranların olabileceği 120 tane serbest bölgede kurum olacak, kuruluş olacak. Onların üst düzey yöneticilerin oturabildiği villalar, evlerin olabileceği bir Aşağıkırıklar hayal ediyorum ben. Herkes Bergama'nın çok gelişeceğini söylerken bunlara kimse bu anlamda değinmiyor. Ben imar planlaması diyorum. Çünkü imar planlaması başladığınızda 1,5-2 yılda biten bir süreçtir. Ben öyle bir Aşağıkırıklar hayal ediyorum. Bu kahvede mi oturmaya devam edecek Aşağıkırıklar? Aşağıkırıklardan Yenikent'ten Çamdibi'ne, İzmir'in çeşitli yerlerine gitmiş olan çocuklar, torunlar, bir dakika ya, biz Aşağıkırıklarımıza sahip çıkalım. Bu sahiplenme aynı zamanda tarım ve hayvancılığa da sahiplenmeyi getirecek. Şehrin yöneticileri bu planları, bu vizyonları yaratmak zorunda. Şimdi yani ne isterseniz yapacağız diye bir söylemle dolaşılıyor. Böyle bir şey yok. Yani benim belediyecilik anlayışıma göre yok. Yani yine hangi yere döneceğiz ama CHP'nin adayı böyle diyor. Ben duydum, dinledim. Yani ne gerekiyorsa yapacağız. Nasıl olacak?
Nasıl bir taahhüt size göre? Yani siz de bir adaysınız, bir siyasetçisiniz, bir de teknik adamsınız. Evet. Değerlendirir misiniz bunu? Ne gerekiyorsa yapacağız. Öyle bir söylem olmaz. Ben demiyorum. Taahhütü. Bunu da söylüyorum. Böyle bir taahhüt olmaz. Planlamaları yapacağım diyeceksiniz. İmar planlarını yapacağız. Bunların üzerinden yürüyeceğiz. Sadece imar konusunda değil, her konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Allah, öyle bir şey yok. Nasıl yapacaksınız? Ben şunu söylüyorum ama bakın. Bergama'nın hani soruluyor. İşte siz başlamış olan işleri devam ettirecek misiniz? Yol yapacak mısınız? Evet. Kaldırım yapacak mısınız diyor. Bir, devletimiz tarafından yapılan, ben devletçi gelenekten bir gelen adamım. Çünkü ben bürokrasinin içerisinden gelen devlet tecrübesi de. Devletimiz diyorum bakın. Devletimiz başlamış olduğu işleri bitirir. Hiçbir Bergamalı'nın burada iktidar değişirse efendim bunlar yarım kalır diye düşünmesin. Sürede değişiklik olur mu? Yani bu ödemeyle ilgili o müteahhit işine devam eder. Yoksa bunun cezaları var. Ya devlet ceza öder ya müteahhit ceza öder. Genelde devlet ceza ödemez. Ama bunlar bitirilir. Ben sürekli Bergama Belediyesi ile ne yapacağım? Ben asfalt şantiyesi kuracağım bu memlekette. Yüksek maliyetli asfalt işine girmeyeceğim. Asfalt yapmaya devam edeceğim. Önceliklerimi de buradan söyleyeyim. Fevzi Paşa Mahallesi, Atatürk Mahallesi'nin ara sokakları, Selçuk Mahallesi ve Zafer Mahallesi'nin üst katları. Köylerde bazı tarım arazilerine giden üretim yolları, stabilize veya asfalt olması gereken, Kozak'ta Kıranlı'yı bağlayan yolun asfalt yapılmasını ben kendi kuracağım şantiyemle yapacağım, asfalt şantiyesiyle. Niye? Çünkü bunu yapmazsak çok maliyetli. İlk 4 ay içerisinde ben Bergama'ya asfalt şantiyesi kuracağım. Buna ihtiyaç var. Bunun maliyeti yüksek mi çok o şantiyenin? Yani başlangıçta belki yüksek ama ileride asfaltla ilgili yapacağınız ihalelerde size kazanç sağlayacak. İş kapısı sağlayacağım aynı zamanda. Kendi elemanlarımızla yapacağım. Dün ben park bahçelerdeydim. 66 kişi çalışıyor. Büyük çoğunluğu Bakırçay şirketinden, 3-4 tanesi de Beta'dan. Baktım onların alet, edevat, iş makinesine ihtiyacı var. Büyük bir planlamaya ihtiyacı var. Ben şehri gezerken böyle geziyorum. Öyle alala valala işaret fişekleriyle dolaşmıyorum. Bunu kesinlikle başlangıçtan da ilçe başkanımızla konuştuk. Talimatımız bu yönde. Yaygara'ya gerek yok. Üçe bölündük ve insanlara gidip eline dokunarak gözlerin içine baka baka verdiğimiz taahhütleri de broşürümüzü ve kartımızı vererek yapmazsak gel beni bul tarzında yapılabilecek işleri söyleyerek geziyorum 60 günden beri. Onun için en baştaki soruya bu konuda teveccüh görüyorum ve ben kazanacağıma inanıyorum. İYİ Parti hangi kesimden oy alır diyeceğim ama şöyle, evet İYİ Parti kendi oyunu alacak, tamam, peki hangi partiye vermeyenin ikinci adresi olur sizce İYİ Parti? Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok insandan oy alacağımı kendileri söylüyorlar, burada ifade edeyim, isimlerini verecek durumda değilim. Evet. Şöyle, halkımızın büyük bir kesimi adaya oy verecek. Onu, yani parti meselesi şu anda yerel seçim olduğu için ve Bergama'daki şu andaki duruma bakıldığında adaya oy verme eğilimi çok yüksek. Yani bana ifade edilenden ben bunları yüksek perdeden söylüyorum, seçileceğime inanıyorum derken. Adaya oy verme eğilimi sizin partide mi? Hayır, herkeste. CHP'de de mi? Evet. İlginç. Evet. Adaya. Adaya. Ben onların logonun peşinden koştuğunu düşünüyorum. Çünkü büyük çoğunluğu. Haksızlık adaya etmiyor. Olamaz. Haksızlık etmiyor. İnsanlarımız. Bence CHP'li seçmene haksızlık ediliyor. Yani yok, şimdi CHP'li seçmen böyle diyemez dediniz ya. CHP'li seçmene haksızlık etmeyelim. Adaya verecekler. Bak bunu yaşayacağız, iddia ediyorum. Yani bunu çok net görüyorlar. Evet. Şehrin bir İYİ Parti'de adaya verilmesini anlarım. AK Parti'de adaya verilmesini anlarım. CHP'lilerin CHP'de adaya vermesini anlayamıyorum. Evet. Hani ben sana oy vereceğim diyen de bu var. Da benim anlayışsızlığım. Ne yapalım? Yani. Sana oy vereceğim diyen de var. Şu anlamda söylüyorum. Bu kafa her şeyi şarj edecek diye de bir şey yok yani. Yok. Evet. Yani sana oy vereceğim diyen de var. Ama evet, doğru söylüyorsunuz. Belediye seçimlerinde siyasi parti önde değil, aday öndedir. Halkın hangi partiden olduğunu bilmediğim insanlar, böyle ilk defa karşılaştığım insanlar samimi olarak söylüyorlar. Ben Bergama halkını 2018'den beri tanıyorum. Gerçekten dediğini, yani diyorsa öyledir o.
Yani size karşı kaba tabir kıvırmaz. Evet, evet abi aday. Ona bakacağız diyor adam. Sen Bergamalı mısın diyor. Evet. Bakacağız diyor. Böyle. Yani herkes sayıyla kendine gelsin. Öyle uçulmasın. Yani ortada işte 3 parti var. Evet. Öyle bir şey yok. Ben buradan bunu tekrar söylüyorum. Benim bu hissettiğim ve yanılmadığımı biliyorum. Halkın içinden geldiğim için. Tabii ki sandık belirleyecek bu iş. Milletimiz büyük çoğunlukla evet ben partime vereceğim diyen de var. Ama ben adaya göre işi kim yapabilir? Beni kim temsil edebilir belediye başkanı olarak? Duruşuyla, konuşmasıyla, yapacağının kendisine verdiği, yarattığı özgüvenle buna bakarım diyor. Göreceğiz. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son şimdi, yayınımız olur artık sizinle. Son bu. Yayınımız çünkü, oldu. Açık oturuma olumlu yanıt gelmezse. Gelmezse. Bekliyoruz. Çağrımızı evet. Tekrar söylüyoruz. Ben bir sefer sağlık ve kişisel hiçbir meselem yok. Buradan eğer yanlış anlaşılmışsam özür de dilerim kendilerinden. Kimseyi kırmak adına kişisel, şahsi durumlarıyla alakalı meseleler değil. Benim konuştuklarım tamamen Bergama'nın menfaatine meseleleri. Gelinir burada bunlar izah edilir. Bugüne kadar iyi geldik esasında. Arada bir sorun çıkmadan, kavga dövüş olmadan. Bu anlamda hem kendi partime, partililerime hem diğer partilerin adaylarına, partilerine bir Bergamalı olarak huzursuzluk yaşamadığımız için teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart'ta da böyle bir seçim geçirdikten sonra 1 Nisan sabahına artık halkımız kararını vermiş olarak uyanacağız. Millet de sıkıldı esasında. Çok aktif bir propaganda süreci var. Neticede iyi bir seçim olsun diyoruz. Bakalım 1 Nisan'da şakayı kim yapacak? Kim yapacak? Ve Ramazan bayramı yaklaşmakta. Bir daha fırsat buluruz bulamayız. Değerli hemşerilerimizin Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Huzur içerisinde bir Ramazan bayramı geçirelim. Peki. Diyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, İyi Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Sayın Nezih Özuyar ile sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. bakırçaytürk.com